Herkese selamlar arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da görmüş olduğunuz gibi partner hesabındayız ve sizlerin de izlemekten en keyif aldığı videolardan, konseptlerden birini çekiyoruz. Konseptimizin ismi seviye karşılaştırma. Zaten bunu biliyorsunuz. Yapmadığımız birkaç karakter kalmıştı. Bu Frank de bunlardan biriydi. Bugünkü videomuzda Frank'in 1 seviyesini, 10 seviyesini ve 17 seviyesinin arasındaki hasar değişimlerini, hız değişimlerini, sağlık değişimlerini falan inceleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız şöyle hemen Frank'in üzerine tıklayıp istatistikler bölümünden 1 seviyenin hasarına, canına ve hız değişimine hep beraber bakmak istiyorum. Şöyle sağlığı 1 seviyede 1900'müş. Hasarı da 1150'ymiş. En fazla vuransa avtuymuş arkadaşlar. 460 hasarla beraber. Mızrak ve bombada 345 hasarla onu takip ediyormuş. Hız 70'miş. Karada 40. Suda ise 30 hıza sahipmiş Frank karakterimiz. Evet, bir seviye bu şekildeydi arkadaşlar. Sağlık kısacası 1900, hasar 1150, hızı ise 70'miş. Hız gerçekten çok düşük ama sağlığı bir seviyede neredeyse 2K. Muazzam bir sağlığa ev sahipliği yapıyor Frank karakterimiz. Şöyle seçelim ve şimdi lafı daha fazla uzatmadan ben ilk maçımıza geçiyorum. Bakalım Frank bir seviyede de düşmanları yok etmeye yeterli bir güce sahip mi? Bunu zaten savaş alanında birazdan göreceğiz ama ben savaşa geçerken daha fazla Zuba videosu istiyorsanız ve ekstra alanda bizi desteklemek istiyorsanız şöyle sağlam bir like atalım ve abone olmayanlar da abone olaraktan yeni gelecek videoların habercisi olabilirler. O zaman haydi hep beraber savaş alanına geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet, bir seviyemizin ilk savaşı başladı arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde silahlanıp şuradaki korumayı öldürmem lazım. Oo, Leri de geldi bak. Bu Leri bizim buradaki kilimizi çalmazsa çok güzel olacaktır ama illaki de çalacak abi. İllaki çalacak. Kanka sen bana öyle vuruyorsun da ben şimdi senin canını da alırım. Kanını da alırım. Her şeyini de alırım, haberin olsun. Abi şunu bas. Vallahi adamlar çok sağlam vuruyor arkadaşlar. Hatta biraz da sessizciğim. Bot diye hiç böyle salmazlık veyahut da zaten bot lan ben bunu her türlü öldürürüm kafasına girmeyin. En zor ayarda oynuyorum. Her videoda söylemekten sıkıldım ama en zor ayarda oynuyorum. Zaten yediğimiz hasarlardan anlıyorsunuzdur ne kadar zor ayarda oynadığımı. Şunu bir öldür. Bu arada Frank'i yeni çıkarmış olanlar, Frank hakkında tam bilgiye sahip olmayanlar falan Frank nasıl oynanır videomuza da gidebilir arkadaşlar. Detaylı bir şekilde Frank'in nasıl oynanacağına değindik bir videomuzda. Frank nasıl oynanır adlı videomuzda. İzlemeyenler varsa onu da zaten kanalıma giderek veyahut da iyi butonuna koyarsam koyarım. Oradan da karakterlerimizin nasıl oynanır video serimize de bakabilirler. Hangi karakterde eksikleri güdükleri varsa o videodan seçebilir ve oynayışını geliştirebilirler. Abi bir seviyede Frank oynamak gerçekten çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor yani. Herkes sizi öldürebilir. Herkes sizi öldürebilir hem de. Bak şunu almam lazım. Gel artık şuraya be. Lan helal lan sana koruma. Adamsın. Gel şöyle ben senin ödülünü de veririm hemen. Gecikmeden. Al abi şunu da. Yani sağlığı var da menzili yok. Övesi yok. Onun dışında hasarı yok. Hiçbir şey yok abi adam akıllı. Lan oğlum bir dur. Şöyle ben seni tuzağa bir oturtayım kanka. Şimdi oradaki Oli'ye gelecek sıra da şöyle bir çeksem gelir mi acaba? Yok gelmedi. Geç kaldı. İkiniz de bir gelin şöyle bakayım. Tamam bu da öldü. Sen de gel kankam. Tamam. Bak şu an güzelleşti oyun işte. Şu an güzel güzel killer aldık. Hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz. Şöyle ben bir de şu burusu öldükten sonra bir su içim abi. Susadık. Böyle iç abi suyu. Oh kana kana iç hem de. 10 numara 5 yıldız. Aktifimiz de devreye şimdi girdi. Aktifi bilerek aktifimiz diyorum ya içgüdümüz. İçgüdüyü bilerek kullanmadım arkadaşlar. Çünkü 3 seviyeler falan yanıma gelirse zaten Frank'in canı var ama hasarı olmadığı için her türlü bize üstünlük sağlarlardı. O yüzden 2 tane sağlığa ve efsanevi bombaya falan ev sahipliği yaptıktan sonra aktif şey içgüdümüzü kullanmaya karar verdim. Şöyle öldü zaten bu da. Gel oğlum gel, nereye kaçacaksın gel. Dur ben seni sudan çıkarayım. Sana suda ölüm yok. Baksanıza abi köpek gibi vuruyorlar vallahi ya. Tamam. Şimdi sen de gel, seni mızrak öldüreceğim. Hop tak. Evet arkadaşlar, bir seviyede ne kadar zor bir karakter olduğunu hepiniz umarım görmüşsünüzdür. Çünkü ben oynarken bile zorlandım. Size izlerken illa fark etmişsinizdir. 10 kill aldık bir seviyeyle ama hem 7 hasar olsun, menzili olmaması olsun, zaten bir seviyede hiç öğe kullanamaması olsun ve hızlı falan, yani baya baya sıkıntılı bir seviyede Frank karakterimiz. Ama
10 seviye, 14 seviye, 15 seviye yani kısacası artı 14'ten sonra da oynamaktan aşırı keyif alabileceğiniz, aynı zamanda düşmanları çıldırtıp oyun hislerini kırabileceğiniz bir karaktere dönüşüyor. Bunu zaten ilerleyen levellerde hep beraber görmüş olacağız. O zaman bunu görmek için ana menüye gidelim, karakterimizi 10 levele basıp savaşa girelim. Bakalım çok bir şey değişecek mi? Haydi hep beraber ana menüde görüşürüz. Ana menümüze döndük ve şimdi Frank'imizi 10 seviye 60 bulmaktayız arkadaşlar. Haydi hep beraber istatistik bölümünden bakalım hızına, canına, hasarına, karadaki hızına, sudaki hızına neler olmuş hep beraber inceleyelim. Evet, Frank'imizi 10 seviye bastık ve sağlığı 6684 olmuş. Şöyle göstermek istiyorum. Hasarı 3887 olmuş. Dediğimiz gibi canı çok ama hasar bayağı az bir karakter. 1055 ile mızrak, 1214 ile bomba, 1618 de av tüfeğiymiş abi, küçükten büyüdüğü sıralayacak olursak. Hıza bakacak olursak da arkadaşlar toplamda 82 hıza sahipmiş 10 seviyede Frank karakterimiz. 40 karada, 42 de suda hıza ev sahipliği yapıyormuş. Evet, dediğimiz gibi şu an beta hesaplar hala bug'da olduğu için öğelerimizi kuşanamıyoruz ama 10 seviyede 2 tane de öğemiz açılıyor arkadaşlar. Bunu da zaten biliyorsunuz, bilmeyenler için de bu şekilde anlatmış olalım. Şimdi 10 seviyesiyle savaşa geçelim. Bakalım 1 seviyesiyle baya kill aldığımız Frank karakterimizin 10 seviyesiyle de neler yapılacağız, bunu da hep beraber görmek üzere savaş alanında görüşürüz. Evet, 10 seviyesinin savaşı başladı gençler. Şöyle hızlı bir şekilde silahlanalım abi. Ondan sonra zaten iyice bakarız. Ama bir tık sesini arttırmam lazım oyunun. Tamam, iyi galiba. Oğlum şurada 1 seviye fuzi var ama gerçekten bizi çok fena tilt eder. Hızlı bir şekilde silahlanmam lazım dediğim gibi. Gel lan buraya. Ya elimde de hiçbir şey yok ki abi, adam hasar vereyim. Şuna bak. Gel buraya gel. Seni en kötü mızrakla öleceğim kardeşim. Tamam, bir canı kaldı, hadi kaçamazsın zaten de. Şöyle iyice çekeyim seni ben. Gel oğlum gel. Heh, vallahi ucundan yakaladık he. Al abi şunu iyice. Ya gerçekten gençler, ilk maçta dedim yani Frank'in canı mana hasarı falan onların hepsi, hatta hızı bile hikaye ama yani şu kendine çekmesi, aktifi ve pasifi gerçekten mükemmel. Ya bir kere su içerek canını fulleyebiliyor. Yeri serilmekten muaf tutuluyor. Veyahut da ne bileyim, hortumuyla kendi milleti çekip kovmalarını millet kaçmadan onlara da sergilettirebiliyor. Bak mesela şöyle su içelim. Oh! Hem içgüdümüz etkinleştirildi hem de canımız bir tık bir nebze artmış oldu. Ve ekstradan da yere serme, yani knock bomba bağışıklık kazanmış olduk. Şimdi şuradaki arkadaşı da hızlı bir şekilde öldürmem lazım. Bak kaçıyor ama nereye? Gel buraya gel gel gel. Nereye kaçıyorsun? Lan 3 seviye olmasına rağmen bayağı dişli. Dediğim gibi canımız çok az olduğu için fazla da vuramıyorum. Canımız diyorum, hasarımız çok fazla olmadığı için vuramıyorum. Şimdi düzelttim. Kanka şöyle bir gel. Oo bak, çok sağlam kabuk attı gerçekten. Şimdi ne yapacaksın? Öyle gülersin. Dur ben seni güldüreyim. Tamam, bu da aradan çıktığına göre şöyle canımızı basalım. Ne yazık ki ilk savaştaki kadar çok kill alamadık çünkü hem adamları çok göremedik hem de silahlanamadık abi. Baksana daha yeni silahlanıyoruz ve hepsi neredeyse bronz. Yani fazla hasar vuramıyoruz zaten, silah bulamadık, rakiplerimiz çok uzakta spamlanmış vesaire. Hepsi şurada zaten. En az burada 2-3 kişi daha vardır, yanlarına gideceğim. Şöyle bir gel. Yani şöyle oyunun başına gelsen ne olurdu oğlum. Baya da arada kaldı ki hepsi de bize bakıyor. Şöyle ben seni bir kurtarayım kanka oradan. Yok sen vallahi gideceksin, atış öleceksin bak, ben seni biliyorum. Gel şöyle gel 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 gel. Şöyle iyice çektim seni. Allah'tan son anda vurdum, vallahi çalıyordu adam kilime. Louis bildiğin kilimi çalıyordu abi. Oo vallahi çok arada kaldık be kardeşim be. Çok arada kaldık, herkes bize saldırıyor şu an. Bir daha gel. Tamam. Pepper'a bak Pepper'a. Orada durmuş, sadece bombalamayı biliyor ya. Bu da aradan çıkacak şimdi. Tamam. Bir vuruşluk canın kaldı. Tamamdır. Sen de öldün moruk. En azından yani oyunu sonradan da olsa toparlamayı başardık diyebiliriz. Şurada öldürdükten sonra 11 kill'le Frank'in ikinci savaşında noktalamış olacağız. Sen şöyle bir iyice gel. Tamam öldü. Evet, 10 seviyenin verdiği avantajlar tabii ki de var. O kadar mesela çok kişinin arasında kaldık. 4-5 kişinin hedefinde kaldık ama canımız çok gitmedi. Ne bileyim, su içerek zaten canımız çok güzel yeniliyoruz. Bunun üzerine hız,
saldırı ya hasar masar can falan baya baya arttı. Yani o seviye her türlü baya baya fark ediyor arkadaşlar. Şimdi son seviye yani 17 seviye karakterimizi basacağız. Ve hem istatiklerine beraber bakacağız hem de oyun içinde ne kadar bunu yansıtabiliyor. Bunu da oyun içinde incelemiş olacağız. O zaman daha fazla burada beklemeye gerek yok. Ana menüde görüşürüz. Ana menümüze döndük ve görmüş olduğunuz gibi Frank karakterimizi de maxladık, fullledik arkadaşlar. Haydi hep beraber istatikler bölümünden canlı hasarına hep beraber bakalım. Frank'imiz maksimum seviyede 17.779 sağlığa kavuşmuş. Hasarı ise 9.357'ymiş ve en fazla vuran 3.743 ile av tüfeği. Onu takip eden aynı düzeyde hasar veren mızrak ve bomba, onlar da 2.807 ile Frank'in hasarına hasar katmışlar gençler. 112'de hıza sahipmiş, 64 karada, 48'de suda olmak üzere totalde 112 hıza sahip karakterimiz. 17 seviyesinin verdiği ayrıcalıklar var tabii ki de, şuradaki emojileri falan kullanabiliyoruz ama ben çok da kullanmak istemediğim için çok da açmaya gerek duymadım. İşte bakın buradan yine arttırabiliyoruz bildiğiniz gibi. Mesela menzilini, ne bu mızrak? Mızrağın bence menzilini yükseltebiliriz. Şuradan hızlı dolmasını falan, tamam. Bombasının da yarı çapı ve menzil abi. Ben bunların ikisini de biterim. Çünkü en önemli bana göre bunlar. Pompalının da menzili, mermi hızı, kalanı da zaten yeniden doldurma cooldown'a verdik. Evet gençler, 17 seviye her şeyi fulllemiş bir Frank'li. Şimdi savaşımıza gireceğiz. Bakalım gerçekten oyun içinde de bu hasarı, masarı, canı, hızı, silahların işte uzaklığı, yakınlığı, hızlı dolması falan bunlar da fark edecek mi? Savaş alanında göreceğiz zaten. O zaman daha fazla buralarda beklemeye gerek yok. Son savaşımıza geçelim. Orada görüşürüz. 17 seviyesinin verdiği avantajlarla beraber Frank'imizin son savaşı da başlamış bulunmakta arkadaşlar. Hızlı bir şekilde silahlanalım. Lan alamadım. Şunu al, bombayı al. Ondan sonra yavaştan milleti çekip öldürmeye başlayacağız. Bir gel kanka sen böyle biraz. Gel gel oğlum, iyice gel. Nereye kaçıyorsun? Oğlum nereye gitti bu herif ya? Lan gelsene, nereye gideceksin? Bak ya vallahi bir seviye öleceğiz abi. Yani beta hesapta o kadar saçmalıklar var ki bir seviye benden şu an daha güçlü abi. Bildiğim benden daha güçlü. Ya tabii ki de hem botların zor yap, ya botları zor yaptığım için böyle olmuş olabilir. Beta hesap dediğim gibi buglar var. O yüzden çok fazla vuramıyor olabiliriz ama yani benim görüşüm Frank'e buff gelmeli abi. Gerçekten buff gelmeli. Çünkü Frank canı ne kadar fazla olsa da aktif pasifi içgüdüsü o kadar güzel olsa da her türlü buff'ı hak eden bir karakter. Şuna bak, bu Urus bizi yer ben size söyleyeyim. O silahların menzilini falan arttırdık, yarı çapını arttırdık ya, burada da geçerli değil galiba çünkü beta hesap gerçekten kan alıyor şu an arkadaşlar. O yüzden çok da etkisi olduğunu söyleyemem. Şöyle gidelim bakalım ya. Sen o sağlığı aldın da ben sana o sağlığı yedirir miyim? Vallahi yedirdik. Yani abi adam sağlığı basma. Vallahi bastı. Ben de basayım. Şuna bak ya, vallahi billahi öldürecek bildiğim bizi ya. Ulan beta hesap. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar zorlu şartlar altında video çekiyoruz. Aramızda 16 seviye fark olmasına rağmen neredeyse adam bizi paramparça ediyordu. Ama Allah'tan onu da öldürdük. Bakın. Bir seviyede 14 kill mi 10 kill mi aldık? 14 kill olması lazım. Daha fazla da olabilir. Şu an tamamen unuttum abi. 10 seviyesiyle 11 kill aldık. 17 seviyesiyle 5 kill alırsak yine helal olsun bize bak. Oğlum bu adam bizi vallahi billahi paramparça yapar bak. Ben bunu tek seferde öldürmem lazım. Gel lan böyle. Şuradan su içmem lazım. Gerçekten bildiğim şu an botları gerçek adam yerine koyup da oynuyorum. Şöyle bir görüm abi bunları. Baksana abi ya şeye. Yiyin lan birbirinizi. Lan vur şunu. Vallahi bak bu beni öldürür. Şu an botlardan korkuyorum bildiğim. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Isırma, ısırma, ısırma. Oh be. Lan sonunda öldürdük be. Vallahi gençler görüyorsunuz ya. Şuna bak. 3 seviyesin sen ya. Saçmalama oğlum.
Evet. Bu kadar zorlanmaya rağmen de olsa 17 seviyeli 5 kill alaraktan maçımızı noktaladık. Hemen ana menüye dönelim abi. Çok da lafı uzatmıyorum. Birkaç bir şey söyleyip videomuzun sonuna geleceğiz. Ana menüde görüşürüz. Evet, ana menüye döndük ve beta hesapta bir videonun daha sonuna geldik. Yani sizce Frank'e buff gelmeli mi? Canı çok iyi, aktif çok iyi, pası çok iyi. İçgüdüsü de hatta fena sayılmaz ama hasar bayağı düşük abi. Yani şöyle bir daha bakmak gerekirse kaçtı? 9000 miydi hasarı? Kaçtı abi? Aynen. 9357 hasarı varken 2 katı fazlalığında da sağlığı bulunmakta karakterimiz. Bence buff getirmeli. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. O zaman yavaştan videoyu hep beraber kapatalım. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla Zuba videoları istiyorsanız ve yeni çekeceğim oyunlardan haberdar olmak istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Şu an ekranın köşesine çıkan videoları tıklayarak çektiğimiz bir önceki Zuba videolarına gidip onları da izleyebilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Esenle kalın. Bay bay.